Şimdi şeklimiz verilmiş. CD kenarı hariç. Şimdi arsanın etrafına direkler dikilecekmiş. Yani buraya dikmeyeceğiz. Şunu da söylemiş. A, B köşeleri dahil ama D ve C'ye de dikmeyecekmiş. Yani burada da direk olmayacak. C'de de direk olmayacak ama buralarda olacak. Şimdi şurası 80 ise bu kısım da 80. Şurası 36 ise burası da 36. Şimdi biz direklerin arasındaki mesafeyi x kabul etsek, eşit aralıklarla dikiyoruz. Buraya diktik direği. Şuraya diktik. İkisinin arasındaki mesafe x olsa böyle dike dike devam ettiğimiz zaman şurası da x. En son direği buraya dikeceğiz. X sayısı 80 sayısını bölmeli. Bu aralıklar eşit olmalı. Yani mesela biz tutup da direklerimizi 50 metre aralıklarla dikemeyiz. Çünkü 50 metreye bir tane dikeriz. İkincisine 30 metre dikmiş oluruz. 30 metre aralıkla. Yani şu direklerin arasındaki mesafe 80'i bölen bir sayı olacak kesinlikle. Bizim x'imiz 80'i bölmeli. X'i diyecektim. X 80'i bölmeli. Tabii aynı direkleri şu tarafa da dikiyoruz. Bu arası x oldu. Şuraya bir tane diktik. Bu da x oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Buralara da böyle boydan boya direk dikeceğimiz için bizim x sayımız 36'yı da bölmeli. Demek ki x sayımız 36 ve 80'i bölen bir sayı. İkisini de bölen bir sayı. Tabii en az direk dediği için direkleri az tutmak istiyorsak mesafeyi büyük tutmalıyız. Yani x'imiz büyük olacak. Başka bir deyişle şu iki sayının ikisini de bölen en büyük sayıyı arıyoruz. OBEP'leridir adı. OBEP 80 36. Şimdi 4'e bölünerek işte 4'e bölüyorum 20. 4'e bölüyorum 9. Dışarı 4 yolluyorum. Durumda ifademiz şuna dönüşüyor. X eşittir 4 OBEP 20 ve 9. Bunların OBEP'leri 1'dir zaten. Aralarında asal. Demek ki bizim x'imiz 4. 4 metre arayla dikecekmişiz direkleri. Tabii direk sorusu, direk sayısı soruluyor. Şimdi tek tek hesaplamalıyız. Şimdi şu 80'i alalım. Bu 80'in üzerine kaç tane direk dikeceğiz? Şu 80. Eğer biz 80'i 4'e bölersek bunun üzerine 20 tane direk dikeriz. Ama şöyle bir yanılgıya kapılmamak lazım. Bu uçlara direk dikmiş olduk. Bunların toplam sayısı 20. Eğer biz bu direği şuradan da sayarsak hata yapmış oluruz. İki kez saymamamız lazım. Şöyle varsayabiliriz. 36 metre olan kenara kaç direk dikeceğimizi buluruz. Şu yeşil kenara. Böldüğümüz zaman direk sayısı çıkacak. Yani şu 36'yı 4'e bölüyorum. 9 gelir. 9 direk de buraya dikilebilir. Yalnız o direklerden birisi bu. Bu başa diktiğimiz. Diğeri de bu başa diktiğimiz. Halbuki biz şunu zaten daha önce saymıştık. Bu 20'nin içindeydi. Bir de şu baştakine direk dikmeyeceğiz. Bu başa C köşesine direk dikilmeyecekmiş. C hariç diyor. O halde 9'dan 2 çıkarmalıyız biz. 9 eksi 2 sadece 7 tane direk dikebiliriz bu kenara. 7 tane de bu kenara dikeceğiz. Bir de 20 tane de şuraya. O halde bizim diktiğimiz direk sayısı 7 tane burada. Şöyle toplam diyeyim. Toplam. 7 tane buraya diktik. Şuraya. Artı 20 tane buraya diktik. 20. 7 tane de buraya dikmiş olduk. Şuraya. Artı 7. Bu da toplam 34 yapar. Demek ki 34 direk görmüşüz. 7, 14. Bakalım en az kaç direğe ihtiyaç vardır? 80 bölü 20, 80 bölü 4. Burası 20, 36 bölü 4, 9. Bunu hariç tuttuk, bunu da hariç tuttuk. 7, 7 doğru da 14. 14, 34. DC'ye direkt dikmeyeceğimizi söylüyor. AB köşeleri dahil. D ve C noktaları ile DC hariç. Bunun cevabına 40 diyor. Yani yanıt olarak. Yok 40 değil pardon. 37 diyor. 37 diyor. Hangisi? Evet.
şu boydan boya buraya şunu yanlış yaptık. 21. Onu atladım ben. Şunu yanlış yaptık. Şurayı sileyim. Şimdi biraz geri gideceğiz. Evet, şuraları siliyorum. Şurayı yanlış hesaplamış olduk. Şimdi şu direkleri hesaplarken şu 80'i ben şunu yapmıştım. Şimdi 80'i 12'ye 4'e bölelim. 20 çıkacak. 20 tane aralık meydana geliyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki uzunluğu 10 olsun. Mesela ya da 12 olsun. 12 metre uzunluğunda bir direk ele alalım. 12 metre uzunluğunda. Biz buraya direkler dikecek olursak 12'yi biz 4'e böldüğümüz zaman sonucumuz 3 çıkar. Halbuki biz buraya dikeceğimiz direkler bu 3 parçaya ayrılır şöyle. 4-4. 4 metre, 4 metre. 3 tane parçaya ayrılır. Halbuki 4 tane direk dikeriz. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. Yani böldükten sonra ortaya çıkan sayının bir fazlası kadar direk dikeriz. O oluşan aralıkların sayısı olacak. Biz 20 bulduk. Aslında oraya 21 tane direk dikeriz. AB kenarına, şu kenara bunun bir fazlasından 20 çıktığı için 21 tane direk dikeriz. 21 tane. Şimdi diğerlerine gelelim. 21 tane AB kenarına dikiyoruz. Sonra ötekine gelelim. 36'yı 4'e bölüyorum. 9. Bu 9 taneden bir tanesini en başa dikmiştik buraya. Buraya diktiğimizi hariç tutuyoruz. C'ye direkt dikmeyeceğiz. Bunu da hariç tutuyoruz. 2 çıkarmalıyız. 7 olur. Yalnız bununla bir fazlası kadar direk dikiyoruz. Artı 1'den 8 tane de buraya dikiyormuşuz. 8 direk. Sonuç olarak toplam direklerimizin sayısı. Şimdi buraya 8 tane dikiyoruz. Artı şuraya 21 tane dikmiş olduk. 8 tane de bu tarafa dikmiş olduk. Şuraya. O halde 8, 16, 37. Toplamda 37 direk dikmiş oluyoruz.